Evet, çadırımızı bitirdik. Topraklama işlemi şu anda kepçe tarafından yapılıyor. Kepçemiz bu konuda uz. Tüm müşterilere böyle kepçe nasip olmasını dilerim yani. Hemen çadırımızın içine girelim. Pencereler açıldı, havalandırmalar açıldı. Görmüş olduğunuz gibi bu yeni model akıllı pencere sistemi. Burada bir tane sürgüsü var. Pencereyi çok rahatlıkla, Mustafa Karaman abi merhabalar, bu şekilde rahatlıkla kapatılıyor. Buraya müşterimiz tam bu koridora servis alanı, değil mi? Servis alanı yapıyorsun değil mi abim? Buradan 2 metre sonra sol tarafa salma yapacaksın değil mi? 3 metre 3 metre 2 tane kapı sipariş verdin bize. Bir tane servis kapısı. Tam bu servis kapısının karşısında bir tane daha servis kapısı var. Kenarlara ne yapıyorum demiştin? Soranlar oluyor. Palet. İki makasın arasına buradaki abimiz sağ olasın Mustafa abi, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. İki makas arasına yaklaşık şu seviyede 1.20-1.30 seviyesinde palet koyacak. Büyükbaş hayvanlar burada serbest besi olarak kullanıma girecek. Evet, görüşlerinizi alalım. Sen de besici olarak nasıl, kafana yattı mı abi ya? Ya çadırlara göre çok iyi. Yani sen çok çadır gezdin herhalde, inceledin. Evet. Hatta bir tane burada çadır var demiştin. Hiç yalıtım falan yok demiştin. Şuradaki gibi düz yani. Hı-hı. İçinde branda. Kapıdaki. Branda var. O yakar abi, hayvanı yakar. Biz şimdi burada ne kullandık? Hemen şurada parçaları gösterelim bak. Tabii, tabii. Şimdi iskeleti kurduktan sonra arkadaşlar burada tekrar anlatayım. Bu yıkanabilir, su geçirmez, leke barındırmaz bir iç astar. Demirin üzerine birinci kat olarak bunu atıyoruz. İkinci kat olarak da bu 5 santim kalınlığında cam yünü, izocam. Bir yüzü folyolu. Üçüncü kat olarak da abim getiriyor bu malzeme. Bu da keçe. Bu kış aylarında kırağı veririz. Dış etkenlerden çadıra kırağı vurur. Yani son kat barandasına kırağı vurur. Bu kırağı da şu folyoyla terlemeye girer. Bu keçenin faydası hem yalıtım hem de terlemeyi kesen malzeme. Dış branda UV katkılı, alev yürümez özelliğine sahip, UV ışınlarına karşı dayanıklı, -30 + +70 derecelere mukavemet gösteren bir branda. Bu katmanlar 5 katman olduğu zaman ister burayı çadır otelde, hayvan oteli de, ne dersen de. Bak biraz önce dışarı yanıyor, içeri serin. Sabah gel, dışarı soğuk, burası sıcak. Bak sabah gel özellikle dene. Çadırda da üstüne baktığın zaman sıcaklık yok şu anda bak. Yok, buz gibidir. Dışarıyı asla göremez. Zeminler buz gibi. Heh, burada senin hayvanın ne ısıtırsa o. Onu da Osman abi bak, şu havalandırma sistemi var ya. Bu havalandırma sistemi içerideki hava ısındığı zaman nereye çıkıyor? Yukarıya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Ortada da zaten bunun havalandırma mahyaları var. Yan pencereni de açtın. Kapılar açılıyor. Hayvan geçemeyecek. Bak. Bir gel. Şimdi bunu size denettirmek istiyorum. Rüzgar dik mesiyor, yukarı mesiyor. Bunun tespitini bir yap. Şurada tut elini abi. Bir de yukarı tut. Şimdi buz gibi diyelim, kışın sert hava esiyor. Esse dahi senin hayvanına direkt vurmuyor bu. Bunun karşısında pencere yok. Neden? Ceyran yapmasın. Zikzak yaptım bak. Özellikle zikzakladım. Buna dikkat ettik. Eline koluna sağlık vallahi. Bir günde tamam, de bitirdi. Bütün tersliklere rağmen. Osman kardeş. Vallahi bak. Maşallah. Hayvanlar burada. Ben dışarı çıkmam der. Göreceksin inşallah. Ramazan Öztaş abim, hoş geldiniz. Şimdi dış havalandırma mahyalarını göstereyim arkadaşlar. Şurada dışarıda görmüş olduğunuz malzeme havalandırma mahyaları. Yusuf dayım hoş geldin, merhabalar. Oradaki küçük çadırımızda 8'e 20, küçük baş ve depo amaçlı kullanılacak. Ahmet ustamız, Muhammed ustamız. Sağ olasın bu abicim. Ustaların eseri bunlar. Sağ üretim olsun. Hanemizde bu kardeşlerim üretiyor, biz getiriyoruz. Diğer kardeşlerimiz de kuruyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Size sağ olun abi. Sağ ol abi, Allah'a emanet ol. Sağ ol, iyi günler. Sağ ol. Evet, soru sormak isteyen, yorum yapmak isteyen
Kepçe kısmına gelen. 60-70 santim yüksekliğinde mutlaka ve mutlaka kepçe ile bu çadırlar kapanmak zorunda arkadaşlar. Çadırlarımızı tutan toprak. Kesinlikle çadırlarımızı tutan malzeme topraktır. Sağ olsun kepçecimiz itinayla çadırımızı sac gibi gelerek kapattı. Eline koluna sarıp çok güzel iş yapıyor kepçe. Adam var ya. Adam profesyonel ya. Abi süper ya. Vallahi süper. Allah razı olsun. Burada bulabileceğimi bir ilk kepçe operatörü. Daha doğrusu Eskişehir çevresinde. Bu bölgeye gelirsen ben bu amcayı bulurum. Gelirse tabii. Biraz abi daha... Gelirsin ya. Açılış bizde. Değil mi? Gören zaten hasta kalır. Aynen öyle. Adam işini seri yapıyor, titiz yapıyor, güzel yapıyor. Sağ ol dayıcım, Allah razı olsun. Yarın Çubuk'tayız arkadaşlar. Çubuk tarafından katılan arkadaşlar varsa, çadır montajını gelip görmek isteyen arkadaşlar var ise, sen o dayı buranın vidasını atmamışsın. Tamam, sen o dayı geliymiş. Var ya. Serkan görmedi herhalde yayını. Belki tarafta, belki kalabalık sıkıntısı var. İçeri buz gibi olmuş lan. Olur, yatım var ya. Valla. Dışarı sıcak, içeri geçecek bari. Yatımdan olay. Yazın ser olacak. Kışın sıcak olacak. Ahmet, şuraya da vida sistemine geçsek ya. Şu tamam, şey hafşa başlı vidalar var ya. Evet, kısa vidalar var. Bir, aldım. İki, he? Aldın mı? Kendim. Tamam, bir, iki, bir, üç tane. Bakın dedim, biraz hızlı oluyor. Müşteri değiştirmeye kalkınca daha şeker açar. Bir de şunları var ya, şunları dışarı şöyle bir vurdurum. Şu içeride kalıyor. Şu anladım. Çalışmıyor biliyormuş bari. Geçen tamam abi. Şikayet geldi o konuda. Tamam abi. Nasıl istersen. Serin olmuş ya. He, buz gibi. Değil mi? Çalıştır Ahmet. Kolu çek. Öyle de yapabilirsin, öyle de yapabilirsin. Vay vay vay. Ustam bir tane. Her yerde ekin çadır. Yok. Ekin çadır, dikin çadır dediler. Biz de dikiyoruz. Emmi çok yüksek oldu. Çok yüksek oluyor bura. Heh, orayı biraz azalt yeter, atma. Burayı biraz bu tarafa it, atma. Çok yüksek oluyor, çok basıyor içeri. Evet, burayı almam lazım. Nasıl yapacağım? Buraya inmeyeceğim mi ben? Bu taraftan dolandığında burayı alırsın bu tarafa. He, çok rahat. Orası çok geniş. Ha. Hüseyin Can, Osman Ekinci abim hoş geldiniz. Merhabalar abi. Ercan. Bitti mi Ercan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı oldu? Bir tane daha canım yedi. Ondan sonra yapıştırma var, bitti işte. Şey ama Ömer indir yapıştırmayı yapsın. Ömer mi? He. Tamam olur. Ömer! Ömer yok. Hadi. Kıvarata mı gitti abi? Gitti. Ekran. Ekran.
Evet. Rahat kesiliyor değil mi şimdi? Yapıştır ha. Ulan maket bıçağı kovuyor kuru yap ya. Ya mahvediyor. Vida geçmiyor bilmem ne yapıyor. Bak bak. Keçe kalın abi. Baranda kim yedi ki yetsin. Keçe kalın. Sağ olasın Hüseyin abi, Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi. Çok hafif. İşi yok lan, yiyoruz.